Evet değerli arkadaşlar, tarih konu anlatımını bitirdikten sonra 2007, 2008 ve 2009 yıllarında KPSS'de tarihle ilgili çıkmış sorulara bakacağız. Hem konularımızı pekiştirme anlamında hem soru çözme tekniğini geliştirme anlamında faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda burada geçen bazı kavramları tekrar hatırlamamız bağında önemli olacağı düşüncesindeyim. İlk olarak 2007 yılında KPSS Genel Kültür Testinde tarihle ilgili çıkmış sorulara bakalım sevgili arkadaşlar. 30 soruya bakacağız. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türklerle ilgili, yani Orta Asya Türk tarihiyle ilgilidir. 1. İslamiyet'ten önce Türklerin uğraşılarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır diyor. 1. Tarımda sulama kanallarını yapma. Evet, sulama kanalı yapıyorsam tabii ki tarımsal alanları sulayacaksın. Bu kesin kanıttır. Halı, kilim dokumacılığı yapma. Bu tarımın değil, bu hayvancılık yapıldığını gösterir. 3. Silah, at, koşum takımları, süs eşyası imal etmeleri. Sevgili arkadaşlar, bu sanatta geliştiklerinin ve savaşçı olduklarının bir kanıtıdır. Bizden istenilen yerleşik hayatta ilgili olan kesin kanıt hangisidir? Sadece bir adam. İkinci soru, İslam hukukuna göre herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, bu sisteme vakıf sistemi diyor. Diğerleri A şıkkında intizam demiş, B dinlik, D devşirme, E saliyane. Bunlar verilen bilgiyle ilgili değildir. Kamu yararı adına düzenlenen ve gelirleri hayır kurumlarına bağışlanan kurumlara vakıf denir. Üçüncü soru, İlk Türk İslam Devletleri ile ilgili bir soru. 1. Samanoğulları, 2. Karamanoğulları, 3. Büyükselçuklular, 3 tane Türk devlet ve beyliği vermiş. Yukarıdaki devletlerden hangilerinin resmi dili Türkçedir? Sevgili arkadaşlar, Karamanoğullarının resmi dili Türkçedir. Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir. Dolayısıyla doğru cevap Bursa'dır. Dördüncü soru da Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemiyle ilgili bir sorusudur. Doğrudan bir bilgi sorusu. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin ünlü şairidir diyor. Lale Devri'nin ünlü şairi Nedim'dir. Edirne şıkkındaki Nedim. Beşinci soru, Osmanlı kültür ve medeniyeti ile ilgili bir soru. Yukarıdakilerden hangileri Topkapı Sarayı'nın özellikleri arasında yer alır diyor. 1. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanda yeni yapıların eklenmesi. Evet, doğru. 2. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması. Evet, devletin başkenti payitahtı olan İstanbul'da inşa edilmiştir. 3. Divan-ı Hümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması. Hayır, Divan-ı Hümayun üyeleri Topkapı Sarayı'nda oturmazlardı. Doğru cevap 1-2 Denizli. 6. soru, Avrupa'da görülen coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir diye bir soru sormuş. Sevgili arkadaşlar, coğrafi keşiflerin sonuçları hangisi değildir diyor. A şıkkında keşfedilen yerlerden Avrupa'ya taşınan değerli madenlerin Avrupa'dan Osmanlı ülkesine girmesi evet görülmüştür. Osmanlı parası değer kaybetmiştir. Evet. Bunu da söyleyebiliyoruz. C şıkkında Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki bilimsel ve teknik gelişmelere yabancı kalması. Arkadaşlar, bunun coğrafi keşiflerle hiçbir ilgisi yoktur. Bunun tek nedeni vardır. Osmanlı Devleti'nin kendisini Avrupa'nın üstünde görmesi ve oradaki gelişmeleri takip etmek istememesidir. Doğru cevap Ceyhan'dır. Diğer şıklara da bakalım. D şıkkı der ki Osmanlı ülkesindeki fiyat artışlarının olması. Evet,
Osmanlı ülkesinden geçen ticaret yollarının önemini kaybetmesi ipek ve baharat yollarını kastediyor. Evet, önem kaybetmişlerdir. Doğru cevap C yanlış. Yani yanlış olan. Yedinci soru, Osmanlı Devleti'nde devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döneminde başlamıştır? 3. Selim döneminde başlamıştır. B şıkkındaki 3. Selim döneminde başlamıştır sevgili arkadaşlar. Bu da zaten 3. Selim'in öldürülmesinin de bir nedenidir. 8. soru, Osmanlı'nın dağılma dönemiyle ilgili bir sorusudur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde anayasal düzene geçilmesindeki amaçlardan biridir? A şıkkında der ki, azınlıkları yönetime katarak ülkenin parçalanmasını önlemek. Evet, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılda yapmış olduğu tüm ıslahatların, yenilik ve demokrasi hareketlerinin, Tanzimat ıslahı 1. ve 2. meşrutiyetin ortak amacı Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek, azınlık isyanlarını önlemekti, toprak bütünlüğünü korumaktı. Bu A şıkkında var, doğru cevap Adana. Sevgili arkadaşlar, 9. soru 20. yüzyılın başlarındaki Osmanlı Devleti ile ilgili bir bilgi sorusu. Burada diyor ki, Osmanlı İmparatorluğu Makedonya'yı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda kaybetmiştir? Bu Makedonya'nın kaybedilmesi Balkan Savaşları'nın bir sonucudur. Doğru cevap C. 10. soru, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemiyle ilgili bir soru. Soru da der ki, Erzurum Kongresi'nde azınlıklara siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni bir takım özel haklar verilmesi kabul edilmeyecektir. Kararı alınmıştır. Bu karar aşağıdakilerden hangisine bir tepkidir? Ne diyor? Azınlıklara egemenliğimizi ve dengemizi bozacak özel haklar verilmeyecektir. Bu durum her türlü işgal ve ayrıcalıklara bir tepkidir. A şıkkında söylediği gibi. Doğru cevap Adana. 11. soruda Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemiyle ilgili bir sorun. Sivas Kongresi ile ilgili bir bilgi sorusu. Burada da der ki, Sivas Kongresi'nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun çıkmamıştır? Pardon, çıkmıştır. Sivas Kongresi'nde şu sorunlar vardı, hatırlama anlamında söylüyorum. Mustafa Kemal'in başkan seçilip seçilmeyeceği konusunda görüş ayrılığı ve sorun ortaya çıkmıştı. Bir diğer sorun da manda ve himayenin kabul edilip edilmeyeceği hakkındaki sorunlardı. Bu ikisi tabii ki Mustafa Kemal'in isteği doğrultusunda çözümlenmiştir. Soru da D şıkkında der ki, manda yönetiminin kabul edilmesi önerisi. Evet sevgili arkadaşlar, bu kongre öncesinde görülen bir sorundur. Bize bunu dediği için doğru cevap Denizli. Yine Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir soru. 12. soru. Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümeti ile temsilciler kurulu aşağıdaki konuların hangisinde anlaşmaya varamamışlardır? Sevgili arkadaşlar, Amasya görüşmeleri biliyorsunuz İstanbul hükümeti ile temsil heyeti arasında yapılan ilk görüşme ve bu görüşme protokol haline getirilmişti. Ve biz bunun ardından ne demiştik? Bu durum temsil heyetinin İstanbul hükümetince resmen tanındığının bir kanıtıdır demiştik. Peki hangi konuda anlaşmaya varılamamıştı? B şıkkındaki Mebuslar Meclisi'nin toplanacağı yerin belirlenmesi. Çünkü Mustafa Kemal meclisin baskı altında kalmaması için bu meclisin İstanbul dışında Anadolu'da güvenli bir ilde toplanmasını istemiş idi. Oysa ki İstanbul hükümeti mevcut otoritesini kaybetmek ve temsil heyetini kaptırmak istemediği için bu fikri kabul etmemişti. Doğru cevap Bursa. 13. soru Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili bir soru. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile. Soru der ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra gelişmelerinden hangileri askeri gücün belli bir otoriteye bağlı olmasının gerekliliği görüşünün uygulandığını gösterir diyor. 1. Mecliste gruplaşmaların oluşmaya başlaması.
Mecliste gruplaşmaların oluşmaya başlamasıyla askeri gücün belirli bir otoriteye bağlanması arasında hiçbir bağlantı yok. 2. Kuvayi Milliye Birliklerinin ihtiyaçlarının Milli Savunma Bakanlığı'nca karşılanması. Kuvayi Milliye Birlikleri askeri bir güçtür. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olmaları belirli bir otoriteye bağlı olmalarıdır. 2'yi alıyoruz. 3. Batı ve Güney cephelerinin Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması. Evet, bu da belirli bir otoriteye bağlı olduklarını gösterir. Doğru cevap 2-3, yani Edirne. 14. soru Kurtuluş Savaşı Muharebeler dönemiyle ilgili bir soru. Orada da der ki, Anlaşma Devletleri Londra'da toplanacak konferansa İstanbul hükümetini doğrudan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hükümetini ise İstanbul hükümeti aracılığıyla davet etmiştir. Sadrazam Tevfik Paşa da bu durumu Ankara'ya bildirip delegelerin saptanmasını istemiştir. Yalnız bu bilgiye dayanarak anlaşma devletlerinin konularından hangilerine karşı oldukları söylenebilir. Yani İstanbul hükümetini davet edip doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni davet etmemeleri anlaşma devletleri açısından hangi amaca yöneliktir? Soru bunu soruyor. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dolaylı olarak konferansa davet edilmesi. Buna karşı değiller, zaten bunu yapıyorlar. 2. Osmanlı'nın hukuki varlığının, Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının korunması. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çağrılmamasıyla Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının korunması arasında bir bağlantı yok. 3. Türk tarafının yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından temsil edilmesine karşılar sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı da çağırmıyorlar. Yani doğru cevap 3 C. 15. soru Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir soru yine. Kurtuluş Savaşı'nda İtalya'nın Anadolu'da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Biliyoruz ki İtalyanlar ne yapmıştı, ne zaman Anadolu'dan çekilmişlerdi? 2. İnönü Savaşı'ndan sonra. Cevaplara bakıyoruz. A şıkkı der ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin askeri ve siyasi alanda başarılı sonuçlar alması. Evet sevgili arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İnönü Savaşı'nı, 2. İnönü Savaşı'nı kazanması ve uluslararası konferanslara davet edilmesi İtalya'nın Anadolu'dan çekilmesinin nedenidir. Doğru cevap Adana. 16. soru der ki, Kurtuluş Savaşı'nda Gürcistan ve Ermenistan hükümetleriyle yapılan Kars Antlaşması aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur? Arkadaşlar Kars Antlaşması bir kez daha hatırlatmamız anlamında paragrafta da söylemişti. Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın konfederasyonu ile yapılmıştı. Sakarya Savaşı'nın ardından yapılmıştı ve bu anlaşmanın yapılmasıyla birlikte doğu sınırımız kesin olarak çizilmişti. B şıkkında der ki Kafkas sınırının kesinleşmesi. Evet sevgili arkadaşlar, böyle bir durumda etkili olmuştur. Doğru cevap Bursa. 17. soru aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz? A şıkkı saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışına ters olması. Evet. B. İstanbul hükümetinin de Lozan görüşmelerine davet edilmesi. Evet, bu da bir nedendir. Çünkü onların amacı ikilik çıkartmak idi. Bu oyunu bozmak için saltanat kaldırılmıştır. B'yi de alıyoruz. C. Cumhuriyet ilan edilerek yeni rejimin belirlenmiş olması. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Cumhuriyetin ilan edilmesi ise 29 Ekim 1923. Dolayısıyla Cumhuriyetin kaldırılması, saltanatın kaldırılmasına bir neden olamaz. Diğer şıklara da bakalım. D şıkkı der ki, Padişah'ın Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direnişe karşı olması, evet karşı olması bir nevi onun da sonunu getirmiştir. E şıkkı da, bir ülkede iki idarenin bulunmasının ulusal çıkarlara ters olması, tabii ki saltanatın kaldırılması, ikilikleri ortadan kaldırmaya yönelikti. Doğru cevap C'dir. Nedenlerinden biri olamayan C şıkkıdır. 18. soru Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili bir sorusu.
Üç tane sorun verilmiş. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı döneminde olmayıp Atatürk döneminde ilk kez açılmıştır diyor. Azınlık okulları, hayır, Osmanlı'nın dağılma döneminde görülen kurumlardı. Millet mektepleri, evet, millet mektepleri Atatürk döneminde halkın eğitimini, eğitim seviyesini arttırmak, okuma yazma oranını arttırmak amacıyla açılan okullardı. Bunlar Osmanlı döneminde değil, Atatürk dönemindeydi. 2'yi alıyoruz. 3, yabancı okullar. Sevgili arkadaşlar, yabancı okullar Osmanlı döneminde açılmıştı. Demek ki sadece Atatürk dönemine ait olan millet mektepleridir Bursa. 19. soruda der ki, 9 Aralık 1925 tarihinde yerli kumaştan elbise giyinmesine dair kanun çıkartılmıştır. Bu kanunun uygulamaya konulmasıyla durumlarından hangilerine az da olsa katkı sağladığı savunulabilir? Yerli kumaştan giyecekseniz dışa bağımlılığı azaltılmak isteniyordur. 1. Evet. 2. Yerli üretim destekleniyor. Evet, yerli malı kullanımı teşvik edilerek yerli üretim destekleniyor. 2'yi de aldık. Sanayileşmenin çabuklaştırılması, tabii ki kumaş üretimi için sanayileşmek gerekiyor. Dolayısıyla bu amaç da vardır. 1, 2, 3 dedim. Arkadaşlar 20. soru iki olay veriyor. Menemen olayının bastırılması ve bir diğeri de Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kapatılması. Gelişmeleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A. Halkçılık, hayır. B. Cumhuriyetçilik, hayır. C. Laiklik, evet. Çünkü Menemen olayı rejime karşı dinsel nitelikte bir isyandı. Bastırılması laikliği korumaya yöneliktir. Hakeza Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kurulması da laiklik karşıtı bir ayaklamanın sonucunda görülmüştür. Dolayısıyla bu iki gelişme doğrudan laikliği korumaya yöneliktir. Doğru cevap C. 21. soru, Türkiye'de 1920'den sonra kitap sayısının artmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Medreselerin kapatılması, hayır. B. Yabancı okul açılmasının izne bağlanması, bu da ilgili değil. C. Türk dilinden yabancı kelimelerin çıkartılması, bu Türkçenin sadeleştirilmesiyle ilgilidir ama kitap sayısının artırılmasıyla ilgili değildir. D. Laikliğe aykırı hükümlerin anayasadan çıkarılması, bu da laikleşmekle ilgilidir. E. Harf inkılabının yapılması, evet, harf inkılabının yapılmasıyla birlikte okuma yazma oranı artacak, okuma oranı artınca doğal olarak da kitap sayısı da çoğaltılacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, kitap sayısının artması harf inkılabının yapılmasıyla ilgilidir. 22. soru. Yukarıdakilerden hangilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulamalarda birlik sağlama amacı olduğu savunulabilir? 1. Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvimin kabul edilmesi. Evet, ülkede iki takvim vardı. Şimdi bir takvim var, uygulamalarda birlik. Biri alacağız. 2. Arşın, endaze ve kulaç gibi uzunluk ölçülerinin yerine metre sisteminin kabul edilmesi. Sevgili arkadaşlar, arşın, endaze ve kulaç uygulamalarda birlik olmadığını gösteriyordu. Bütün bunlar ortadan kaldırılmış, uluslararası bir ölçü sistemi olan metre getirilmiştir. Burada standartlar bellidir sevgili arkadaşlar. 1 metre eşittir 100 santimdir. Bu ülkenin ve dünyanın her tarafında böyledir. Dolayısıyla uygulamalarda birlik amacına yöneliktir. 2'yi de alacağız. 2 dereceli sistemden tek dereceli sisteme geçilmesi uygulamalarda birlik için değil, demokratikleşme içindir. Bizden istenen cevap doğrultusunda 1-2 Denizli diyoruz. 23. soru, aşağıdakilerden hangisinin amaçlarından yönelik olduğu savunulamaz? 1. Dini duyguların kötüye kullanılmasının engellenmesi. 2. Boş inanç ve adetlerin uygulanmasının önlenmesi. Amaçlarına yönelik olduğu savunulamaz. Sevgili arkadaşlar, tekke ve zaviyelerin kapatılması yukarıdaki amaçlara yöneliktir.
Yabancı okul B, yabancı okullardaki dini simgelerin kaldırılması yukarıdaki amaca yöneliktir. C, soyadı kanununun çıkartılması. Soyadı kanununun çıkartılması dini duyguların kötüye kullanılmasını engellemek veya dini sömürüleri önleme amacına yönelik değildir. Burada soyadı kanununu açıklarken de söylemiştik. Toplumsal karışıklıkları önlemek, toplum insanlar ile vatandaş ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek, akrabalık bağlarını devam ettirmek ve ayrıcalıkları ortadan kaldırma amacı var idi soyadı kanununda. Dolayısıyla yukarıdakilerle ilgili olmadığı için C şıkkı diyoruz. 24. soru doğrudan bilgi sorusu, kronolojik bir soru. Türkiye Cumhuriyeti'nde gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulması. 2. Kadınlara belediye seçimlerinde hak verilmesi. 3. Kadınlara milletvekili seçilme ve seçme hakkının verilmesi. Ne güzel de sıralamış sevgili arkadaşlar. Aslında kendisi de kronolojik sıralamış. Tabii ki bu her zaman böyle olmayacak. Evet, 1, 2, 3 şeklinde kronolojik bir sıralamadır. Dolayısıyla adanın. 25. soru. Yukarıdakilerden hangileri Serbest Cumhuriyet Partisi ile ilgilidir demiş. 1. Ekonomide liberalizmi savunması. Serbest Cumhuriyet Fırkası liberalizmi savunuyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok devletçiliğe yönelik ekonomik politikalarını eleştirmiş ve bunun bir sonucu olarak da çıkmıştır. Yani bu bilgi doğrudur. 2. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nden sonra kurulmuştur. Evet, 1929 yılında kurulmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan daha sonra kurulmuştur. 2 de doğrudur. 3. Başkanlarını Kazım Karabekir'in yapması yanlış bir bilgi. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın başkanlığını Mustafa Kemal'in silah arkadaşı Fethi Okyar yapmıştır. Kurucusu da odur ve bizzat onun tarafından da kapatılmıştır bu parti. 26. soru. Yukarıdakilerden hangileri ülke ticaretinin Türkiye'nin kontrolü altında bulundurulması amacına yöneliktir diyor. 1. Koruyucu gümrük politikasının uygulanması, evet bu amaca yöneliktir. 2. Türk parasının değerini korumak için önlemler alınması, bu da ülke ticaretinin Türkiye'nin kontrolü altında bulundurulmasına yöneliktir. 2'yi de alacağız. Aşar vergisinin kaldırılması sevgili arkadaşlar, bu köylü üzerindeki ağır bir yükü kaldırmak ve tarımı geliştirme amacına yöneliktir. Ticarette doğrudan ilgili olmadığı için 1-2 diyoruz Denizli. 27. soru, şevriye vekaletinin kaldırılmasının 1-2-3 gelişmelerinin hangilerine katkısı olmuştur? Şevriye vekaletinin kaldırılması, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi, hayır, şevriye vekaletinin kaldırılması daha sonra görülen bir gelişmedir. Dolayısıyla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, yani Türkiye'nin ilk anayasasının kabul edilmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Fakat din işlerinin devlet işlerinden ayrılması ve medreselerin kapatılması şer'iye vekaletinin kaldırılmasının doğal sonuçlarından biridir. 2 ve 3 edilmiyor. 28. soru, Atatürk döneminde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır? Arkadaşlar nüfus mübadelesinde bunu belirtmiştik zaten. Kimle yaşamıştık? Yunanistan ile yaşamıştık. Doğru cevap Bursa. 29. soru der ki, aşağıdakilerden hangisi 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması'nın kapsamındadır? Sevgili arkadaşlar, İngilizlerle yapılan 1926 Ankara Antlaşması'nın nedeni Musul meselesiydi. E şıkkında da diyor ki, Musul'un İngiliz yönetimindeki Irak hükümetine bırakılması meselesi bu Ankara Antlaşması'nın kapsamındadır sevgili arkadaşlar. Doğru cevap edildi. Ve 2007 KPSS anlamında son tarih sorumuz da şu olsun. 30. soru.
diyor ki Türkiye'de gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde gerçekleştirilmiştir? Sanayi planlarının yapılması Atatürk dönemindedir. Modern anlamda nüfus sayımının yapılması yine Atatürk dönemindedir. Bu ikisi var. Üçüncü olarak muhalefet partisi olarak Demokrat Parti'nin kurulması. Arkadaşlar Demokrat Parti'nin kurulması 1946 yılına gelir. Dolayısıyla Atatürk dönemi değildir. Doğru cevap 1-2'dir. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi anlattığımız konular çerçevesinde sorular da çıkmış. 2007 tarih soruları bunlardan ibarettir. Evet değerli arkadaşlar, KPSS 2008 yılında tarihle ilgili sorulara bakacağız şimdi. Genel kültür testi, birinci soru. İlk sorumuz, sorulan ilk soru, İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili bir soru. Soruda der ki, İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde geniş toprakların idare edilmesinin zorluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilmeye çalışılmıştır? Sevgili arkadaşlar, sınırların genişlemesi yönetimin zorlaşmasına neden olur. Dolayısıyla ülkenin yönetim alanlarına ayrılması, yani idari birimlere ayrılması sınırların genişlemesinin bir sonucudur. Doğru cevap Ceyhan olacak. İkinci soru Türk-İslam tarihi ile ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde hükümdarlık sembollerinden biri değildir? Geleneksel olarak bazı hükümdarlık sembolleri vardır. Bunlar hilat, yani giysi, asa, bayrak veya alem denilir, çeptir, yani saltanat şemsiyesi. Bunlar Türk-İslam devletlerinde hükümdarlığı sembolize eden bazı kıyafetler veya sembollerdir. Ama ok bu sembollerden biri değildir sevgili arkadaşlar. Üçüncü soru, aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklular dönemine aittir? A. Nizamiye Medresesi, B. Karatay Medresesi, C. Çiğnili Köşk, D. Muradiye Camisi, E. İshak Paşa Sarayı. Arkadaşlar Nizamiye Medresesi Büyük Selçuklulara aittir. Vezir Nizamülmülk tarafından Bağdat'ta yaptırılan bir medresedir ve bu medrese dünyanın ilk üniversitesi olarak da bilinir. Dördüncü soru, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti'nde toprak düzeninin bozulmasıyla toprak mülkiyeti yaygınlaştırılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? Merkezi otoritenin sarsılması ve toprak sisteminin bozulmasıyla birlikte büyük toprakları ele geçiren feodaller orada kendilerince bir yönetim oluşturmuşlardır. Bu yönetim tarzına feodal yapı diyoruz. Dolayısıyla Bursa feodal yapının güçlenmesine neden olmuştur. Beşinci soru, Osmanlı kanunnamelerinde saban giren yer mülk olmaz şeklinde tanımlanan durumun aşağıdakilerden hangisiyle örtüştüğü savunulabilir? Burada saban giren yer derken tarıma açılan topraklar kastediliyor. Dolayısıyla buradan şu yargıyı çıkartıyoruz. Toprağın sadece kullanım hakkının köylüde olmasıdır. Çünkü yukarıda açıkça diyor, mülk olmaz diyor. Mülk olmuyorsa demek ki köylüye, yani reayaya sadece toprağın kullanım hakkı, tasarruf hakkı verilmektedir. Altıncı soru, Osmanlı kültür medeniyetiyle ilgili bir sorudur. Osmanlı Devleti dirlik sistemiyle durumlarından hangilerini sağlayarak hazinenin yükünü azaltmaya çalışmıştır? Bir, sipahinin geçimini karşılama. Evet, dirlik verilen sipahi kendi geçimini o topraklardan karşılar. Dolayısıyla devlet üzerinde bir yükü yoktur. İki, büyük bir askeri güce sahip olması. Evet, dirlik sisteminde dirlik sahibi asker beslemek zorundadır. Ve bu da devlet üzerindeki masrafı ortadan kaldırmaktadır. O zaman iki de var. Üç, kapı kulu askerlerine maaş verme, bu tamamen devlet hazinesinden karşılanan bir olaydır. Dolayısıyla 1-2 olacak, yani Denizli. Yedinci soru der ki, 19.
19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde azınlıkların Mebuslar Meclisi'nde temsil edilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu birinci anayasayı yani kanuni esasiyi yani meşrutiyeti kasteden bir soru. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma döneminde görülen yenilik ve demokrasi hareketlerinin ortak amacı neydi? Hatırlarsak ortak amacı dağılmayı önlemekti. Azınlıklara bu haklar verilerek bağımsızlık hareketlerinin önlenmek istendiğine diye verilen C şıkkına ulaşıyoruz. 8. soru Osmanlı Devleti'nde sarraf geleneğinden bankacılığa kaçıncı yüzyıldan itibaren geçilmiştir? Sevgili arkadaşlar, Osmanlı'da bankacılık sistemine geçilmesi 19. yüzyıldır. Osmanlı Bankası buna bir örnektir. 9. soru der ki, yukarıdakilerden hangileri orduyu güçlendirmek için 3. Selim zamanında yapılan yenilikler arasındadır? Doğrudan bir bilgi sorusudur. Nizam-ı Cedid Ocağı'nın kurulması 3. Selim dönemine aittir. 1'i alıyoruz. 2. Eşkinci Ocağı 2. Mahmut döneminde kurulmuştur. 3. Enderun Mektebi. Enderun Mektebi'nin kurulmasının nedeni yükselme döneminde olan bir olay. Bürokrat yetiştirmek, devlet kademesine bürokrat yetiştirmek amacıyla sarayda açılan bir okul idi. Dolayısıyla 3. Selim döneminde sadece Nizam-ı Cedid Ocağı kurulmuştur. Doğru cevap Adana'dır. 10. soru, aşağıdakilerden hangisi 3. Ahmet dönemi gelişmelerinden biridir demiş. A. Senedi İttifakı'nın yapılması, bu 2. Mahmut döneminde Aryanlarla yapılan bir sözleşmedir. B. Türk matbaasının kurulması, evet bu 3. Ahmet döneminde görülen bir gelişmedir. Doğru cevap Bursa. Diğer şıklara da şöyle bir göz atarsak, Yeniçeri Ocağı'nın kurulması, kuruluş döneminde görülen, kanun esasının uygulamaya konulması, yani 1. Meşrutiyet'te 1876, 2. Abdülhamit dönemidir. Kanunname-i Âli Osmanlı'nın toplanması da Osmanlı yükselme dönemine ait bir gelişmedir. 11. soru Osmanlı'nın dağılma dönemiyle ilgili bir soru. Burada der ki, Osmanlı Devleti'nde gelişmelerinden hangileri 19. yüzyılda gerçekleştirilmiştir? Osmanlı Bankası'nın kurulması, evet, 19. yüzyıl. Ziraat Bankası'nın kurulması yine 19. yüzyılın sonlarına doğru görülen bir gelişme. Esnaf Teşkilatı'nın kurulması ise bu daha önce görülmüştür. Dolayısıyla doğru cevap 1-2 yani Denizli'dir. 12. soru Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir sorudur. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemiyle ilgili. Der ki, Amasya Genelgesi'nde milletin özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas'ta bir kongrenin toplanmasına karar verilmiştir. Bu kararla aşağıdakilerden hangisinin öngörüldüğü savunulabilir diyor. Evet, bakıyoruz. A şıkkı, ulusal kararların geniş katılımla alınması gerektiğinin öngörüldüğü savunulabiliyor burada. Çünkü ne diyor? Milletin özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas'ta bir kongre toplanmasına karar verilmiştir diyor. Demek ki ulusun kararlarının geniş kararlar, geniş katılımla alınması gereken bir olay olduğu açıkça vurgulanıyor. 13. soru da Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemiyle ilgili. Burada Erzurum Kongresi'nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar alınmamıştır diyor. Şıklara baktığımız zaman A. İşgal amacı olmayan devletlerin yardımı kabul edilebilir. Bu kongrede var. Bununla ilgili şöyle bir yorum yapmıştık. Temsil heyetinin meclis gibi davrandığının bir kanıtı idi. Yani yasama organı gibi davrandığının. B. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür. Bu maddede ulusal sınırların ilk kez çizilmesi anlamındaydı. Ulusal nitelikli bir karardı ve Erzurum'da var bu karar. Hükümet işlerinin C şıkkında der ki, hükümet işlerinin meclis denetiminde sürdürülmesine çalışılması, bu konu ulusal iradenin üstün tutulmaya çalışıldığının bir kanıtıdır. Dolayısıyla bu da var kongrede. Denizli, siyasi egemenliği, toplumsal dengeyi bozacak ayrıcalıkların reddi, bu da azınlıklara verilen ayrıcalıkların reddi anlamına geliyor. Erzurum'da bu dile getirilmiş idi.
Reddi ilhak ve müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulması ise, sevgili arkadaşlar, bunlar daha önce işgallerin başlamasıyla birlikte görülen bir gelişmedir. Erzurum Kongresi ile bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla cevap Edirne. 14. soru der ki, aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarından biridir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların ortak sonucu ulusal mücadelenin zorlaşmasıdır. Çünkü ulusal mücadele için ayrılan kaynaklar, silah ve cephaneler ülke içerisindeki bu isyanlara harcandığı için Kurtuluş Savaşı'nın başlaması ve kazanılması gecikmiştir. 15. soru der ki, 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki yukarıdakilerden hangileri için Londra Konferansı'na katılmayı yararlı görmüştür? Biliyoruz ki 1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'na davet edilmişti. Bu davetin, davete icabet edilmesinin nedenleri nelerdi? 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuki varlığının anlaşma devletlerince tanınması, böyle bir düşünce vardı, biri alıyoruz. 2. Ermeni sorununun çözümlenmesi, Londra Konferansı'na katılmakla bu sorunun çözümlenmesi arasında hiçbir bağlantı yoktur. 2'yi almıyoruz. 3. Misak-ı milli kararlarının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyuna anlatılması. Evet, bu konferansa giderken temsil eğitimin düşüncelerinden biri de buydu. Misak-ı milli ve milli mücadelenin haklılığını anlaşma devletlerine, özellikle anlaşma devletlerine anlatmaktı. Doğru cevap 1-3 yani C. 16. soru der ki, 1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasında hangisinin etkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisinde 1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasının etkisi vardır? Evet, doğru soru. 1. A. Gümrü Antlaşması. Sevgili arkadaşlar, Gümrü Antlaşması Doğu Cephesi'nde Kazım Karabekir'in Ermenilere karşı kazandığı zaferin ardından görülmüştür. A değil. B. Moskova Antlaşması. Evet, 1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasının ardından Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması yapılmıştı. Dolayısıyla Bursa olacak. Diğer şıklar Bükreş Antlaşması, Atina Antlaşması ve İstanbul Antlaşmalarıdır. Bunlar Balkan Savaşları'nın ardından görülen anlaşmalardır. Yani 1. İnönü Savaşı ile ilgili değildir. Doğru cevap Bursa. 17. soru, yeni Türk Devleti kurulduğunda kanuni esasi yürürlükten kaldırılmamış ancak 1921 Anayasası'nda bulunmayan hükümler kanuni esasinin hükümleriyle karşılanmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir. Savunulamaz, pardon. A. Kanuni esasiden yararlanılmıştır. Evet. B. Kanuni esasinin daha kapsamlı bir metin olduğu, evet, oradan yararlanıldığına göre daha kapsamlıdır. C. Mecliste gruplaşmalar vardır. Bu soruyla, bu bilgiyle ne ilgisi var diyeceksiniz. Evet, hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan'dır. D şıkkı, zaman kazanılmasına gereksinim duyuldu. Tabii ki zaman kazanılmasına gereksinim var ki bir önceki anayasadan yararlanılıyor. Anayasal düzende Osmanlı döneminde geçildi. Evet, kanuni esası kimindi? Osmanlı'nındı. Demek ki o dönemde geçilmiştir. Doğru cevap Ceyhan diyoruz. 18. soru, yine Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir soru ve doğrudan bilgi sorusu. Tekalif-i milli emirlerinin çıkarılmasına aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda gerek görülmüştür? Cevap, Eskişehir ve Kütahya savaşlarıdır. Bu savaşta alınan yenilgi üzerine ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tekalif-i milli emirleri çıkartılmıştı. Ayrıca ne demiştik tekalif-i milli için? Milli bir seferberlikti. Ve bu seferberlik, sevgili arkadaşlar, olağanüstü bir hal olduğunun da açıkça kanıtı. 19. soruda Lozan Antlaşması ile ilgili bir soru var. Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması'nın sonuçları arasındadır diyor. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması sonuçları arasındadır. Rodos ve 12 adanın İtalya'ya bırakılması yine Lozan'da görülen bir gelişmedir.
Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Lozan'da değil, 1936 yılındaki Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile görülmüştür. Üçün ilgisi yoktur. Doğru cevap 1-2 yani Denizli. 20. soru der ki, aşağıdakilerden hangisi 1937 yılında yapılan değişiklikle 1924 Anayasası'nda yer almıştır? Türkiye'nin ilk anayasası hangisiydi? 1921 Anayasası, ikinci anayasa 1924 Anayasası. Fakat 1924 Anayasası farklı tarihlerde bazı değişimlere uğramıştır. Bize de burada diyor ki, 24 Anayasası'nda 37'de hangi değişiklik yapılmıştır? Sevgili arkadaşlar, Atatürk ilkelerinin tümü 1937 yılında anayasaya, yani 24 Anayasası'na eklenmiştir. Bu cevap Adana'dadır. Doğru cevap Adana. 21. soru Atatürk'ün bir sözüyle ilgili soru. Atatürk 1924 yılında bizim milletimiz vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır. Bunu ispat etti. Milletimiz yaptığı inkılapların kıskanç müdafidir de. Benliğinde bu faziletler yerleşmiş bir millet yürütmekte olduğu doğru yoldan hiçbir kimse, hiçbir kuvvet alıkoyamaz demiştir. Atatürk'ün bu ifadesi Türk milletinin ilkelerinden hangilerini korumada kararlılığını vurguladığı savunulabilir. Bir özgürlük, evet. İki bağımsızlık, evet. Zaten çok yakın birbirlerine. Üç inkılapçılık, evet. Doğru cevap 1, 2, 3, Edirne. Yukarıdaki bilgiye göre bu üç kavramı çıkartabiliriz. 22. soru, Cumhuriyet döneminde yukarıdaki alanların hangileriyle ilgili uygulamalarda birlik sağlama amacı olduğu savunulabilir. Bir hukuk, evet. Osmanlı'da biliyoruz hukukta ikilik var idi. İşte nizamiyat mahkemeleri, şer'i mahkemeler, örfi mahkemeler, konsolosluk mahkemeleri. Bunların hepsi ortadan kaldırılmış. Medeni kanun, ceza hukuku ve borçlar hukuku getirilmişti. Hukuk da birlik için. Dolayısıyla bir var. İki, ekonomi. Yapılan yenilikler ekonomide birlik diye bir kavram olmadığı için hiçbir ilgisi yok. Üç, öğretim. Evet, tevhid-i tedrisat kanunuyla bütün eğitim ve öğretim kurumları bir çatı altında toplanmıştı. Dolayısıyla hukuk ve öğretim alanında yapılan inkılapların ortak amacı uygulamalarda birlik sağlamaktı. 1-3'te yani Denizli. 23. soru Atatürk ilkeleriyle ilgili bir soru. Cumhuriyetçilik ilkesi yukarıdakilerden hangilerini doğrudan belirler? Cumhuriyetçilik ilkesi siyasi rejimi belirler. Bir de siyasi rejim demiş, iki de ekonomik politika, üç uluslararası ilişkiler demiş, iki ve üçle ilgisi yoktur, sadece birle yani rejimle ilgisi vardır. Doğru cevap Adana. 24. soru yine Atatürk'ün 10. yıl nutkunda söylediği bir sözle ilgili. Atatürk 10. yıl nutkunda Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet ilimdir demiştir. Atatürk'ün bu sözünün aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini doğrudan vurguladığı savunulabilir? Laiklik ilkesini anlatırken anahtar kelime olarak akıl ve bilim demiştik. Evet, müsbet ilim olduğu için doğrudan Ceyhan'a ulaşıyoruz. 24 Ceyhan. 25. soru, kabotaj kanunu ile ilgili bir soru. Bir, yabancıların Türk karasularında ticaret yapmasının yasak olması. İki, yabancı ticaret gemilerinin boğazlardan geçişinin serbest olması. Üç, yabancıların Marmara, Türkiye'deki nehirlerde ve göllerde gemi bulundurmasının yasak olması. Yukarıdakilerden hangisi kabotaj kanununun kapsamındadır? 1 ve 3 kapsamındadır. Yabancı gemilerin boğazlardan geçişinin serbest olması gerek Lozan'da gerekse Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nde açıkça ifade edilmiştir. Kabotaj kanunuyla hiçbir ilgisi yoktur. Doğru cevap Denizli yani Denizli. 26 der ki yukarıdakilerden hangileri 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanunu'nun kapsamındadır?
Bir, evlenme akdinin devlet işi olarak nitelenmesi, evet, yani resmi nikah medeni kanuna girmiştir. İki, kadının tanıklıkta erkekle eşit sayılması, bu da medeni kanuna gelmiştir. Üç, resmi nikahtan sonra inançlara göre dinsel tören yapılabilmesi, evet sevgili arkadaşlar, dinsel tören resmi nikahtan önce değil, sonra yapılacaktır. Bunların hepsi kapsadığı için 1, 2 ve 3 yani Edirne olacak. 27. soru, Türkiye'de gelişmelerinden hangilerinin demokrasinin gereği olduğu savunulabilir? Yukarıda 3 gelişme vermiş. Bunlardan hangileri demokrasinin bir sonucudur? 1. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi demokratik bir uygulamadır. 1 olacak. 2. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilerek halkın milletvekilini doğrudan seçebilmesi, halkın kendi yöneticisini doğrudan seçebilmesi demokrasinin olmazsa olmaz kurallarından bir tanesidir. Dolayısıyla 2 de olacak. Milletvekili seçimlerinin 2 yılda bir yapılması yerine 4 yılda bir yapılması bu demokrasinin bir gereği değildir. Sevgili arkadaşlar, sadece burada şunu deseydi, seçimlerin yapılması demiş olsaydı bunu alacaktık ama 2 yılda bir yerine 4 yılda bir yapılıyor. Bu uygulamalardaki bir değişimdir. Demokrasinin gereği yani mutlak gereği değildir. Doğru cevap 1-2. 8. soru Atatürk ilkeleriyle ilgili bir sorudur. Der ki, yukarıdakilerden hangileri inkılapçılık ilkesinin toplumu durağanlıktan, dogmacılıktan kurtarma amaçlı olduğu söylenebilir. 1. İnkılapların sürekliliğini sağlama. Evet, sürekli olursa dogmatik olmaz. 2. Çağdaş uygarlık düzeyine çıkma. Tabii ki durağan olmaması ve dogmatik olmaması çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmadaki en önemli ilkedir. İki de olacak. Gerçekleştirme.